Milletvekili adaylarımız Sayın Abdurrahman Öz Beyefendi, Sayın Metin Yavuz Beyefendi, Sayın Mehmet Sağlık Aday Beyefendi, Sayın Zeynep Arman Mustafa Beyefendi ve Sayın Mustafa Savaş Beyefendi aramızda. Ben kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Çıktıkları bu yolda inşallah Allah kendilerine yüz aklı versin diyorum. Görevlerinde başarılar nasip ediyorum. İnşallah 7 Haziran'dan sonra da hayırınızım için, ülkemiz için hayırlı vazifeler yapmasını Rabbimin kendilerine bahşetmesini diliyorum. Kıymetli arkadaşlar, daha önceki sürecimizde Sayın Sadık Atay ve Abdurrahman Öz Beyefendi biliyorsunuz basınımızla buluşmuşlardı. Onlar kendilerini sizlere takdim etmişlerdi, ziyaretlerini de yapmışlardı. Bugün Sayın Zeynep Armağan Usta Hanımefendi, Mustafa Savaş Beyefendi ve Metin Yavuz Beyefendi inşallah sizlerle bir aradalar. Kendilerini takdim edecekler, kendileri bir selamlama konuşması yapacaklar. Ardından da sorular varsa değerli basın mensuplarımızın alacağız. Ardından da inşallah vira bismillah deyip ilk saha çalışmamıza başlıyoruz. Bundan sonra inşallah 56-57 gün boyunca aynında AK Parti'yi birinci sıraya oturtmak için milletvekili sayısını 4-5 Rabbim artık ne nasip ederse bu saatten sonra kazanmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteririz. Salı günden bu yana aday listelerimiz açıklandığı günden bu yana arkadaşlarımızın gözlerindeki heyecan, bizleri aramaları, sadece bizden aramıyorlar. Sayın vekillerimle maşallah beraber olduğumuz sürece hiç telefonları susmuyor. Bu heyecanı inşallah zirveye taşıyacağız. Hep beraber çalışacağız. Bugün dünden daha çok, yarın bugünden daha çok inanıyor olacağız bu zafere. İnşallah biz üzerimize düşeni yapacağız. Biz seferden sorumluyuz. Zaferi takdir edecek olan makam başkadır. Biz buna da inanıyoruz. Allah hepimizi yolunu açık etsin diyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. İyi ki inandığımız Türkiye için, inandığımız Aydın için, daha güzel işleri birlikte başarmak için iyi ki varsınız. Ve bizler de yani Allah şükür bir gerçek ki hepimizi her bir işe vesile kılmak için göndermiştir. Ve bu vesile oluşumuzda da siyaseti de ben hep bir vesile olarak gördüm. Ve hep Rabbim bize her bir işe başlarken kalbimden de dilimden de şunu geçirdi. Rabbim bizi hayırlara vesile. Rabbim bizi hayırlara vesile. Rabbim bu hayrı bugünden itibaren Aydın'da da birlikte üretmek istiyorum. İnşallah.
birlikte büyütmek istiyorum. Ben hep bize inandım. Bana hiç inanmadım. Ama bize hep inandık. Bir şeye daha inandık. Biz AK Partiyiz. Ve kendimi bildiğim günden beri bir dava, bir ülke, bir hayat tasavvuru, bir dünya tasavvuru uğruna bir ömür geçirdim. Ve o geçirdiğim ömürde hep bir işe başlarken biz büyük baktık. Bu partiyi kurarken de böyleydi. Biz bir avuç genç insandık. Önce üniversitede talebeydik. Ve hayallerimiz vardı. İnandığımız hayallerimiz, imanımız gibi inandığımız hayallerimiz. Birileri bize hiç inanmadı. Gün geldi, küçümsediler. Gün geldi, siz kimsiniz ki dediler. Gün geldi, işte kıymetli kurucu genel başkanımız, şimdi Türkiye'nin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan'a döndüler de sen cumhurbaşkanı yapamazsın. Nereden nereye? İşte bugün burada. Ve bugün o hayallerine inanan bir avuç insan Türkiye'yi dünyanın en rekabetçi ülkelerinden biri haline getirdi. O hayallerine inanan bir avuç insan gün geldi 10 binler oldu, 100 binler oldu, milyonlar oldu, 10 milyonlar oldu. Ve hamdolsun Cumhuriyet tarihinin ilk hakim parti de diyebileceğimiz yani 10 yıldan fazla süreyle bir ülkede kesintisiz olarak tek başına iktidar olabildiğinde siyaset bilim literatüründe deniyor ki artık hakim parti. Ve AK Parti hamdü senalar olsun ki bugün bir hakim partidir. Ve inşallah 4. iktidar dönemimizde yine tek başına iktidar olarak, yine birlikte başararak ve ben bugün burada teşkilatın gözlerine baktığımda ben insanların önce gözlerine bakarım. Gözler derler ya kalbin aynasıdır. Burada kalplerindeki inancın, kalplerindeki idealin gerçek yansıması olan yine bir avuç cesaretli, yürekli teşkilat mensubu var. Ve biz diyoruz ki o bir avuç çalışan teşkilat mensubumuzla ve elbette yıllardır AK Parti şüphesiz ki Aydın'ımızda da ciddi bir siyasi varlık göstermiştir. Ve göstermeye devam edecektir. Ama bugün burada yer alan teşkilatımızın emeğiyle, teşkilatımızın inancıyla, teşkilatımızın desteğiyle ben bu sefer diyorum ki bu ekiple, bu il başkanıyla, bu adaylarla, bu kadınlarla, bu gençlerle, bu ilçelerle biz Aydın'da yeni bir tarih yazarız. Aydın'ı hak ettiği gibi bir Aydın evet. Aydın'ın evladı olarak yine karşınızdayım. Sevgili hemşehriler. Hoş geldiniz. Evet. Aydın'da doğdum. Aydın'da büyüdüm. Bu topraklar beni yetiştirdi, eğitti. Vatana, millete hizmet etmek için bulunduğum makamlara erişmemi sağladı. Bu sayede memleketime, milletime hizmet ettim. Ama daha fazla hizmet etmek için siyaseti seçtim. 2011 yılında malumunuz 4. sıra milletvekili adayı oldum. Çok çalıştım, çabaladım. Burada önemli başarı elde ettim. Ardından Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapıldı. Çok çalıştım ama nasip olmadı. Projelerimiz vardı, hedeflerimiz vardı. Bunları gerçekleştirmeye nasip olmadı. İnşallah önümüzdeki dönem 7 Haziran sonrası Aydın'da bir başarı hikayesi yaratacağız. Aydın'da AK Parti 1. Parti olacak. O hedeflediğimiz projeleri gerçekleştireceğiz hep beraber. Hep beraber. Biliyorsunuz partimiz 13 yıldan bu yana ülkemizde yapmış olduğu hizmetleri hepimiz biliyoruz. Partimiz diğer partiler gibi, diğer iktidarlar gibi sadece yol, su, elektrik hizmeti getirmedi. Ülkemizde rejimle mücadele etti. İlk defa yapılanları gerçekleştirdi, hayalleri gerçekleştirdi AK Parti. Cumhurbaşkanını halk seçti. Recep Tayyip Erdoğan'ı halk seçti. Cumhurbaşkanı halk seçti. Ama bu topraklar, bu coğrafya
bir başkan yakışır, bu başkan yakışır. İnşallah 7 Haziran sonrası başkanı da seçeceğiz. Hep beraber değerlendireceğiz. Sevgili hemşehrilerim, ben 7 Haziran'ın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kırılma noktası. 7 Haziran istikrarın ve huzurun devamı için çok önemli. Kimsesizlerin kimsesi AK Parti olduğu için çok önemli. Barış için çok önemli. Bu coğrafya, bu ülke için çok önemli. Sadece 77 milyon için değil, tüm dünyadaki kimsesizlerin umudu olduğu için AK Parti çok önemli. Bunun için 7 Haziran akşamı Aydın'da bir başarı hikayesi yaratacağız ve Aydın'da AK Parti birinci parti olacak inşallah. Ve 13 yıldan bu yana AK Parti girdiği her seçimde kazandı. 9 tane seçim kazandı. İnşallah 7 Haziran akşamı 10'da 10 yapacağız. 10'da 10 yapacağız değerli hocam. Hep beraber. Ve bu kadro, ben temayüller esnasında da ben bunları söyledim. Teşkilatımızdaki heyecan, o gözlerdeki ifade bizim 7 Haziran akşamı başarı hikayesini yakalayacağımızı göstermektedir. Ben bunu tüm kalbimle inanıyorum ve 7 Haziran akşamı da 4-4'lük bir sonuç alacağız inşallah. 4-4'lük bir sonuç alacağız inşallah. Hep beraber. Değerli hemşehrilerim, yolumuz açık olsun, yolumuz açık olsun. Bu mücadelemizde bizlere Allah yolumuzu açık etsin. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler dilerim. 30 Mart 2014 seçimlerinde Mustafa abiyle birlikte yol arkadaşlığı yaptım. Genel merkezimiz beni Söke Belediye Başkan Adayı olarak da onurlandırdı. Bu benim için bir şerefti. İnandığım bir yolda hizmet etmek için bir başlangıçtı. Biz Türkiye'de hani o söylenen kıyı kesiminde olan yokuz, AK Parti yok denilen yerde büyük bir başarıya, her ne kadar taşlandıramasak da büyük bir başarıya sebebiyet verdik, içinde olduk, onur duyduk. Ciddi bir şekilde bir oy artışına sebebiyet verdik. Yani iyice yaklaştık ve bizden korkmaya başladılar. 7 Haziran seçimleri içinde milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundum. Sağ olsunlar genel merkezimizdeki büyüklerimiz beni Aydın'da milletvekili aday adayından aday olaraktan gösterdiler. Bundan çok onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Daha önce yaptığımız, anlattığım gibi Söke'de yaptığımız başarının ben Aydın'da başarılmaması gibi bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum. Emin olun, şey olarak söylemiyorum, hayal olarak kurmuyorum. Ben kendimi şu anda milletvekili olarak görüyorum. Biz teşkilat olarak, parça olarak, dava olarak sırtımızı topluma dayamış bir topluluğuz. Bu çok önemli. Biz toplum varsa biz varız, yoksa yokuz. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Bunun için davamızda yürürken mümkün olduğu kadar insanımıza dokunacağız. En önemli unsur bu. Onları dinleyeceğiz. Ben şuna çok inanıyorum. Çok da uzatmayacağım. Yeni Türkiye'de 2023'ün büyük Türkiye'sinde projelerimizde, yatırımlarımızla da Aydın'ımızı hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Hepinize Allah razı olsun. Durmak yok. Yola devam arkadaşlar.